Selamlar. Evet, canavar bilgisayarımız gözüküyor tabii. Canavar bilgisayarımız ve ekran kartımız gelmiş. Bugün haberini aldık. Birazdan ona gideceğiz. Bayağıdır bekliyoruz. Ön siparişten Nvidia sponsor ol bize. Sponsor ol diye gibi harcama yapıyoruz. Nvidia, sana diyorum. Umarım sponsor olursunuz. Evet, bilgisayar parçaları burada. Şimdi neler neler? Birazcık daha bahsedeyim. Malum bilgisayarla alakalı video olacağı için. 960 Evo M2 Samsung'un bir SSD'si ve yanına bir de 1 terabaytmış. Bu 1 terabaytlık bir de Western Digital'in Black serisinden bir hard disk. Ondan sonrasında burayı çok uzun tutmayacağız çünkü birazdan bunlarla birlikte gideceğiz. Güç kaynağımız 750 watt yeterli olacaktır inşallah. İnşallah doyurur 2080'i. Işıklı bir anakart. Ulan harbiden çok para ya, çok para. Buradan bütün canlı yayındaki donatorlarımıza teşekkürler. Çünkü bu bilgisayara kuruş harcamadık değil, dolar yükseldiği için pat vatan yapıştırmış zammı. Ama 2000 lira civarı üzerine biz ekledik. Onun dışında tamamen sizlerin destekleriyle alınan bir bilgisayar. i7 8700K işlemci. Niye i7 aldın, niye 8. nesil aldın, 9. nesil alsaydın diyenler var da. Doyuracak abi, doyuracak. Bir de ucu ucuna harcadık, üstüne ekleme yaparak harcadık. Para durumu o kadar iyi olmayan zamanlarda yapmak zorundayız. Çok iğrenç, tipsiz bir RAM. 8x2, 16 GB, bilmem kaç MHz söyleyeyim hemen çok hızlı. 3000 MHz DDR4, 2 tane RAM. Tipi kötü olduğu için satılmamış muhtemelen, ucuzdu, ondan aldık. Ve işlemci için bir sıvı soğutma çift fanlı, ne bu? Cooler Master'ın Master Liquid 240 şeyli. Bu arada şunu da göstereyim ya, hazır videoya denk gelmişken. Bu da PlayStation çekilişimizden. PlayStation'ımız geldi. Bugün ya da yarın arkadaşa kargolayacağım ben de. Vakit bugün biraz dar, muhtemelen bugün kargolayamayacağım ama bir kutusunu falan kontrol ettimmiş. Hiç sıkıntısı yok. Ona da o şekilde yollayacağız. O kadar çekiliş yapıyoruz deyip milyar tane Apple, iPhone, XMix yolluyoruz deyip sonra bir tane şöyle şey göstermiyoruz değiliz. Güvenilmezlik oluşmasın diye bunu da burada ekstra eklemek istedim. Bir de kasamız var. Ev tadilat da biraz kirli ama şöyle göstereyim, getiriyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Bu da kasamız. Kasa bu değildi. Sonradan değiştirdik. Ekran kartının dolar düşünce fiyatını revize etmişler. 1000 lira indi. O aradaki farkla hem bunu aldık bir de kahve makinesi aldık kendimize. Mis gibi ekstradan şey oldu. Kasa şeysine bunun H500P Master Case. Cooler Master'ın H500P kasası. Biz yavaştan yola çıkalım. Zaten oralarda falan da çekimler yapacağız. Haydi bakalım. Peki sana konuyla alakası bir şey sorayım mı? Tabii ki. Malatyalıların ortak özelliği nedir? Siz daha iyi biliyorsunuz. Rahat bırak artık. Darlama şu animonu ya. Önce burayı çekseydin. Evet. Rahatlatıcı. Rahatlatıcı tam oturdu. Her şeyle tam oturdu valla. O zaman bagajımızı kapatıyor muyuz? Kapatalım. Baba vatandaş boşver. Sağ olsun. Şey çekelim. Çekelim. Evet. Rahatlatıcı video geliyor. Hazır mıyız? Remove before gaming yazmışlar bir de. Play hard, stay silent. Çok rahatlatıcı olmadı. Olmadı. Evet ya. Ama şu görüntü düşüyormuş değil mi şimdi? Hayır. Hoppa. Ne yapıyorsun? Bakayım. Evet, bu kaç? 2 miydi? Öyle bir şey. 2000 lira küçücük bir şey. Belki 2000 lira olmayabilir ben şimdi biraz abarttım da. Yeni SSD'ler. Tabii benim için yeni. Çok da yeni değil aslında muhtemelen. Montajımız başlıyor. Ne yapıyoruz abi? Şimdi senin o işte pahalı canavarını toplayacağız. Evet.
İşlemci taktım zaten erkenden, o kaçırdı. İşlemci mi kaçırdı? Ha. Ama tekrar söküp takabiliriz. Yok, işlemci o kadar havalı bir şey değil zaten. Aynen, bu havalı. Şu daha havalı, aynen. Bu anakarta takılan bir SSD. NVMe teknolojisi var. Ne kadar hızlı açılacak bilgisayar? Eğer Windows'un UEFI kurarsak... Bir saniye. 2,5. 2,5 saniye. Tabii, anakartın çok iyi. 1, 2, bu kadar da açılıyor. Aynen. Benim için çok yeni. Bu ne kadardır var bu teknoloji? 1,5 yıl oldu. Benim için 1,5 gün oldu. Yeni teknoloji. Bakalım ne olacak göreceğiz ya. Bir şey diyeceğim. Müzik çok şart mı? Tabii ki değil. Konuşmanızın yani, arkasında sürekli öyle, öpeceğim öyle falan diye bir tane kadın. Bundan da tehlike yersen biraz şanssızlık olur. Konuşuyoruz yani. Peki sana bir şey soracağım. Evet. Bu renler 1 ile 10 arasında çirkinlik derecesi. 10 çok çirkin, 1 az çirkin. Ne kadar açık sözlü oluyoruz? Çok açık sözlü. Bence dünyanın en boktan renk tasarımı yani, o yüzden. Şöyle göstereyim. O kadar kötü değil ya. Yani yine bir tek renk G-Skill almaktansa. Bunun fiyatı daha ucuzdu ya. Bence niye daha ucuz biliyor musun? Satamadım. Satamadığınız için daha ucuz, çirkin bir RAM olduğu için. Ya şimdi sen şu üstünü mü sevmiyorsun? Evet, abi dümdüz RAM olsun daha iyi. Neden? Bu kalıp çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkması lazım. Yani zaten bunu görmeyeceksin ki. Ama çok çirkin ve tasarımı aşırı aykırı yani. Bilgisayara niye askeri bir tasarım yaparsın yani? Kötü bence. Ooo, anakart tuf olsa gördüm. Çıkıyor da bu. Nasıl çıkıyor onu bilmiyorum. Sallama, uğraşmak istersen. Olayımızı yapalım. Şu neye yarayacak? Ben bunu merak ettim. Bunun bir parçası ama... Ekran kartı o miner olduğu için düşmesin diye onu tutuyor. Haa. Kasaya şey destek. Altta mı destek olacak? Altta... O mantıklı. Benim 970 hafı aşağı iniyor çünkü arada. Çünkü kasanın çok ağır değil mi? Ağır tabii, ağırlığından. Tamam şimdi. Bu sence kaç kilo şu? 2. 2 değil mi? Ben de 2 diyorum. Buralara hep ışıklı mışıklı olacak, bakalım. 1080 Ti'den işte mimarisi farklı. Evet. Bu mimaride o kalınlığı sağlıyor. 100 kat daha iyi. Değil ama olsun. Çizgi roman çıktı içinden bir tane. Ben 970'ten sonra bir 580 aldım, RX 580. Ama onu yayın falan için kullanıyorum. Bu bilgisayar harbiden 4 yıldır falan ilk defa oyun bilgisayarını yenilemiş oluyorum. Hem de tam anlamıyla hayatımda ilk defa en üst seviye bir bilgisayara sahip olacağım. Aşırı heyecanlıyım ya. Bir önce dizdiğinde o zaman için en üst değil miydi? Değildi, yok. 970'ti ama 970 1000 serisi çıkmaya yakındı yani. 980'de vardı o zaman. Vardı. Daha üstü de vardı. Ben 970 alabilirdim. Ama yine iyi bir kart. Yani şu an 970. İyi tabii, şu an da devam ediyor. Her şeyi yapabilirsin. Aynen. Paketlemesini gör. Çikolata paketi gibi biraz. Gerçekten mi? Şu zımbırtılarını çıkarıyorum ben. Bir defa alalım. Nasıl çikolata gibi? Bak. Sen böyle çikolata nerede gördün acaba ya? Çikolata gibi şey yani, sepetli falan yapmışlar. Aynen. Çok hediyelik. Gereksiz ama olsun. Bence de hediyelik çikolata gibi bu arada. Ben de hediyelik gibi. Pizzayı çekecektim. Teşekkürler. Kral bizi doyuruyor. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim çok sağ olun. Pizzamız neli? El yapımı, burada yaptık. El yapımı. Mikro yapımı, mikro yapımı. Ooo, mis. Burada da bilgisayar, birazdan bir şeyler yiyelim, ondan sonra tamam, çok görmeyin birazdan. Heyecanlı bir bekleyiş, çalışacak mı çalışmayacak mı? O zaman canavarımızı uyandırmanın vakti geldi. Bu cümleyi hatırlamışsınızdır. Bir önceki bilgisayarda da aynı şekildeydi. Basıyorum. Buraya odaklayabilir miyiz? Ben sadece burası olsun, videonun girişine koyarım. Havalı olur. Dur. Şu öndeki fanları. Direkt oraya mı istiyorsun? Yok, bence az önceki açı daha güzeldi senin şu aldığın. Ha. Tamam. Öndeki önce... fanları da alsın diye sadece oraya. Alıyor. Aç. Tamam. Oo. Fanlar dönmüyor. Sanırım fanların gücü. Dönüyor. Ha, dönüyor mu? Dönüyor. Rengi çok güzel yalnız şeyi. Baksana oraya. Dur şimdi, oraya geleceğim.
Sıfır ses. Sanki çalışmıyor. O zaman bir ekran kartına zoom yapalım. Zoom yap. Ekran kartını netlerse ışığı. Heh, netledi. Netledi mi? Neler hissediyorsun? Evet. Neler hissediyorum? Güzel ve mutlu hissediyorum. Bakalım. Yayında bunun testini yapacağız. Performans testi. Canavarı zorlayacağız sonuna kadar. Bunun ışığı yanıp sönmedi herhalde. Değil mi? Öyle evet. Senin gibi ben yanarsın. Değişik bir şey zor. Bu açık dursun güzel duruyor. Evet. Tamam burada artık. Kalk herkes sağlamaz. Yeniden devam ediyoruz. Merhabalar. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Zaten ben seni tanıyorum ama tanımayanlar için. İsmim Olcan. 1,5 yıldır buradayım işte. Genelde de vatana bekleriz. Sansür koyuyor. Evet. Dıt bekleriz yap orayı. Ayrıca Twitch. Twitch'te de OXTV olarak ben de yayın yapıyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar bekleriz. Evet. Eline sağlık. Sağ olsun. Biz çok de teşekkür ediyoruz. İyi. Valla müthiş oldu. Biz şimdi eve gidelim. Hadi bakalım. Evet, eve geldik. Canavarlar böyle duruyor. Bu yanında minik canavar gibi kalmış. Sanırım açıdan dolayı. Gerçi bunun yüksekliği falan da farklı ama bakalım. Şimdi işletim sistemi kurma çalışmalarımız başladı. Evet, Windows. Hatta buradan sonra daha başka bir şey çekmeyeyim ben. En nihayetinde bütün her şeyi içeriyor bu video. Testlerini merak ediyorsanız canlı yayınlara hepinizi bekliyorum. Bu videoyu muhtemelen kasaya aldığım gün direkt olarak koyamayacağım. Çünkü yayına yetiştirmem gereken bir işletim sistemi... Ne oluyor lan? O ne? Bir bakayım.